Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci kısmını arkadaşlar, yani Tanzimat Dönemi 2'yi işleyeceğiz. Tanzimat Dönemi 1 biliyorsunuz sanat toplum içindi. Tanzimat Dönemi 2 ise sanat için diyerek tamamen farklı bir yol izleyecek arkadaşlar. Tabii sanat için olunca bireysel konulara dönülmüş arkadaşlar artık toplumsal konulardan uzak durulmuştur. Bunun en büyük nedeni birinci dönemdeki sanatçılar toplumsal konularda yazdıkları için bedel ödediler. Dolayısıyla ikinci dönem sanatçıları bu durumu görünce bireyselliğe yönelmek zorunda kaldılar. Sanat sanat içindir görüşünü benimsediler. Dil oldukça ağırlaştırıldı çünkü artık topluma bir şey anlatma derdiniz yoktur arkadaşlarım. Tiyatro eserleri oynanmak için değil okunmak için yazılan eserler olmuştur. Realizm ve naturalizm baskın olarak öne çıkmıştır artık. Tabi şiirde romantizm kullananlar da var arkadaşlarım. Mesela Recaizade Mahmut Ekrem, Abdullah Hamit Tarhan dönemin yine şiirlerinde romantizmi kullanan sanatçılarındandır. Gazetecilik ilk dönemdeki toplumsal etki ve işlevini yitirmiş ve bu noktada arkadaşlar gerileme olmuştur. Birinci dönemdeki gibi hecelemekle birlikte arkadaşlar özellikle aruz ölçüsü kullanılmaya devam edilmiştir. Yine arkadaşlar divan edebiyatı nazım biçimleri burada artık birinci dönemde biliyorsunuz tercibent, kaside kullanılıyordu ama burada terk edilmeye divan şiir biçimleri artık bırakılmaya başlanmıştır değerli öğrencilerim. Şiirin konusu genişletilmiş, güzel olan her şey şiirin konusu olabilir fikriyle hareket etmişler arkadaşlar. Roman ve öykü tekniği daha da gelişti çünkü birinci dönemde halkı eğitmek için araç olarak kullanılan romanlar artık bu dönemde halk eğitme derdi olmadığı için teknik açıdan birinci döneme göre daha başarılı örnekleri verilmiştir. Burada arkadaşlar sanatçıları Nabizade Nazım, Recaizade Mahmut Ekrem özellikle realizmden etkilenmiş, Abdülhak Hamit Tarhan ise romantizmden etkilenmiştir diyor. Şimdi Recaizade Mahmut Ekrem, Üstat Ekrem olarak bilinen özellikle eski yeni çatışmasında bizim yeninin öncüsü kabul ettiğimiz sanatçılardan biridir. Eski yeni çatışması Muallim Naci Recaizade Mahmut Ekrem arasında çıkmıştır. Sorularda bu nokta bol bol sorulur değerli öğrencilerim. Eski yeni çatışması Recaizade Mahmut Ekrem, yenici Muallim Naci eskici olarak aralarında çıkmış ve eskinin öncüsü Muallim Naci, yeninin öncüsü ise Recaizade Mahmut Ekrem olmuştur diyeceksiniz. Meşhur Zemzeme Demdeme eserleri de bu kavganın ürünleri olacak arkadaşlar. Sanat sanat içindir ve kafiye kulak içindir diyecek Recaizade Mahmut Ekrem. Muallim Naci ise divan edebiyatında olduğu gibi kafiye kulak için değil, kafiye göz için diyecek. Abes, muktebes kelimelerinden tartışma çıkacaktı değerli öğrencilerim. Recaizade Mahmut Ekrem 3 evladını kaybetmiş. Özellikle de Nicat Ekrem'in ölümü üzerine sarsılmış bir kişidir. Bayağı etkilemiştir, sanatını da etkilemiştir arkadaşlar. Daha ağır, daha melankolik, daha karamsar şiirler yazmıştır kendisi. Her güzel şey şiirin konusu olabilir demiş. Özellikle Türk edebiyatının ilk realist romanı olan Behruz Bey üzerinden yanlış batılılaşmayı ele aldığı Araba Sevdası romanıyla bilinen bir isimdir Recaizade Mahmut Ekrem. Tiyatroları Hafife Anjelik ki biliyorsunuz ilk dramatik tiyatro kabul edilir. O yüzden önemlidir. Zemzeme bu arkadaşlarım Zemzeme'nin 3 tane cilti var arkadaşlar. Ve Muallim Naci buna karşılık Demdeme'yi yazmıştır. Name-i Seher, Yadigâr-ı Şebab, Ah Nijat gibi yine çok ünlü şiirleri var kendisinin. Romanları, daha doğrusu romanı Araba Sevdası, hikayeleri Muhsin Bey Şemsa, incelemeleri ve edebiyat kitapları da mevcuttur arkadaşlarım. Abdülhakimit Tarhan, namı değer Şairi Azam ya da Tezatlar Şairi arkadaşlar. Divan edebiyatında Sultan-ı Şuara vardı, Baki. Burada da Şairi Azam
Abdulhak Hamid Tarhan var. Bu noktada bilmemiz gereken bir isimdir kendisi. Batılı şiir biçimlerini yavaş yavaş denemeye çalışmış, divan edebiyatını asıl bitiren kişi olmuştur arkadaşlar. Metafizik konularda ölüm, kader, aşk gibi temaları bol bol işlemiş. Şiir ve tiyatro yazmıştır sadece değerli öğrencilerim. Tiyatrolarını da sahnelenmek için değil, okunmak için yazmıştır kendisi. Dili ağırdır. Türk edebiyatının kafiyesiz ilk şiiri olan Validem'i, ilk pastoral şiiri olan Sahra'yı yazmıştır. Yine Türk edebiyatında aruz ölçüsü kullanılarak yazılan ilk tiyatro Eşber'i, hece ile yazılan ilk tiyatro olan Nesteren'i de Abdulhak Hamid Tarhan yazmıştır değerli öğrencilerim. Burada özellikle eşinin ölüm üzerine yazmış olduğu Makber'e, yine ilk pastoral şiir olan Sahra'ya, Validem ilk uyaksız şiir, bunlara dikkat edin. Daha fazla sorulan kısımlarda bunlar olacak değerli öğrencilerim. Tiyatrolarında ise sabru sebat sorulmuştur, çıkmıştır arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Sardan Apal yine sorularda karşımıza çıkar. Eşber aruzda yazılan ilk tiyatro olduğu için değerlidir. Yine Nesteren arkadaşlar, o da hece ile yazılan ilk tiyatro olduğu için değerlidir. Tayflar geçidini yer yer görürsünüz. Finten, içli kız, macerayı aşk. Bu üçlüye dikkat. Bunlar sorulur önde arkadaşlar. Ezberlemeniz gereken eserleridir bunlarda. Muallim Naci, asıl adı Ömer'dir değerli öğrencilerim. Eski yani divan edebiyatını savunmuş, tabi daha sonra batılı şiirlerinde örneklerini vermiş bir isimdir. Eski yeni çatışmasında eskinin öncüsü, savunucusu olmuş. Yenici Recaizade Mahmut Ekrem ile tartışmıştır diyoruz. Burada arkadaşlar Türk edebiyatında ilk kez köyü ele alan şiiri Köylü Kızların Şarkısı. Bakın köyü ilk ele alan roman Karabibik, Nabizade Nazım. Ama köyü ilk ele alan şiir Köylü Kızların Şarkısı, Muallim Naci'nin eseridir. Recaizade'nin Zemzemesine Demdeme ile eleştiri olarak karşılık vermiştir. Recaizade'nin kulak için kafiye anlayışına da göz için kafiye, divan edebiyatının savunduğu göz için kafiyeyi savunarak karşılık vermiştir. Ateşpare, Şerare, Firuzan, Sümbüle, bunlar da şiirleridir arkadaşlarım. Ömer'in çocukluğu, kendi çocukluğunu anlattığı anılarıdır. Yine Demdeme burada bize en fazla sorulabilecek eserleridir değerli öğrencilerim. Nabizade Nazım bizim iki yönüyle bilmemiz gereken bir sanatçımız. İlk kez Türk edebiyatında konuyu İstanbul dışına çıkarmış ve ilk köy romanını yazmış olması, yine Türk edebiyatında ilk psikolojik roman denemesi, ilk naturalist roman, ilk tezli roman kabul edilen Zehra'yı yazmış olması onu ezberlememizi gerektiriyor değerli öğrencilerim. İlk köy romanı Antalya'nın Kaş ilçesinde arkadaşlar geçecek. O da yani İstanbul'un dışına çıkmış ama Anadolu'ya değil, sadece Antalya'nın Kaş ilçesini ele almıştır bu eserde arkadaşlarım. İlk psikolojik roman denemesinde kıskançlık krizlerini ele almış ve burada Zehra bize sorularda, tekrar ediyorum, 3 noktada ilk kabul edildiği için sorulabilir. İlk psikolojik roman denemesi derse Zehra, ilk psikolojik roman derse Eylül olur. Bu farka da dikkat edin lütfen. Yine Zehra aynı zamanda ilk naturalist roman ve aynı zamanda ilk tezli, bir düşünceyi savunan romanlara tezli roman denir. İlk tezli romanda arkadaşlar Zehra kabul edilir edebiyatımızda. Karabibik ve Zehra ezberlememiz gereken iki önemli eseri. Öyküleri, Yadigarlarım, Hasba, bunlar arkadaşlar şiiri de heves ettim diye aklınızda kalsın. Sami Paşazade Sezai yine iki eseriyle bilmemiz gereken bir isim değerli öğrencilerim. Özellikle Dilber'in hayatını anlattığı, kölelik ve cariyelik konusunu işlediği Sergüzeşt adlı romanı bize sorularda bol bol sorulur. O yüzden
Burada sergüzeşt eserinde arkadaşlar Dilber'i ve köleliği anlattığını bilmemiz lazım. Diğer sorulduğu nokta ise Türk edebiyatında batılı anlamda ilk öyküyü Sami Paşazade Sezai yazmıştır. Küçük şeyler 6 tane içinde hikaye olduğu için, 6 hikayeden oluştuğu için bu ismi almıştır. Hiç, Kediler, Pandomima, 25 kuruşa bir asır gibi içinde hikayeler mevcuttur değerli öğrencilerim. Yani burada bizim ezberlememiz gereken batılı anlamda ilk hikaye, biliyorsunuz bizim Türk edebiyatında ilk hikayeyi Letaif-i Rivayat adlı eserle Ahmet Mithat yazıyordu. Batılı anlamda ilk hikayeyi ise Küçük Şeyler ise ile Sami Paşazade Sezai yazmıştır değerli öğrencilerim. Mesela arkadaşlar bakın burada çıkmış sorulardan 2018 AYT sorusu arkadaşlar. Diyor ki yazar bu romanda kıskançlık arkadaşlar bakın. Dolayısıyla kıskançlık krizleri yine özellikle karşımıza çıkarsa kıskançlıkla ilgili psikolojik olarak da arkadaşlar etkilenmiş ve bunların ele alındığı bir eserden bahsediyorsa bu Zehra'dır. Nabizade Nazım'ın yazmış olduğu eserdir değerli öğrencilerim. Bakın yine başka bir çıkmış sorumuz değerli öğrencilerim. Hangisi getirilmelidir diyor. Sürekli bir değişme ihtiyacı duyan nokta nokta bir düzen ve denge düşüncesinden uzaktır. Bu düzensizlik onun mizacını ve sanatının en belirgin özelliğidir diye devam ediyor. Şurada arkadaşlar özellikle eşinin ölümü üzerine yazdığı şiir. Yani neye göndermede bulundu bakın. Makber şiirine göndermede bulundu. Dolayısıyla Makber şiiri Abdülhak Hamit tarafından eşine yazılmış bir şiirdi değerli arkadaşlarım. Evet, Tanzimat dönemi 2'de bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlarım.